Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Cumartesi gününden hayırlı sabahlar, hayırlı mutlu hafta sonları diliyoruz canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Oğlum sabah sabah bize kahvaltıya balık tutuyor. Balık oltasını almış eline. Kahvaltıda balık mı yiyeceğiz Yakup? He? Hadi tut da pişirelim yiyelim. He. Şey tombul tombul balıklardan olsun. Tamam mı? Sonra bir şey olsun. Kızım. Kızım da daha yeni uyandı teyzeleri. Oy daha uyku sersemi. Ayaklarına çorap giy. Üşür ayakların. Ay Yakup da giymemiş zaten. İkinize de çorap getir hadi çekmeceden. Benim ayağımda çorap var. Hani? Ben göremiyorum. Bu arada hafta sonu olduğu için tabii saat 11:10 geçiyor. Ay çayı demledik. Mutfağa gidip kahvaltı hazırlaması var. Alper Bey. Ne? Kahvaltıyı bugün sizin elinizden mi yesek? Bay bay. Bay bay. Sana da bay bay. Ben yaparım. Yapar benim oğlum ya. Benim yok, oğlum yok. Yapar ya. Balık yardım ya. Eder. Balık yiyeceğiz. Dur hele bir Yakup balık tutsun bir hele dur. Abisi. Ördek yemeyeceğiz. Ördek istemiyoruz. Biz balık istiyoruz. Şu tombul balıklardan bak öte onlar küçük. Bak şu şuradaki kırmızı tombul tombul duruyor. Ha? Böyle etli etli olur o. Yok ya. Ördekler de yiyecekler. Portakallı ördek yaparız. Onu da akşam yemeğine yaparız. Sosyete yemeği yeriz akşam yemeğine. Babam geldi. Babuştu. Hadi kalkıyoruz. Yakup'un balık tutmasını bekliyoruz. Kahvaltıda balık yiyeceğiz. Kahvaltıda bunları yiyeceğiz. Akşama da portakallı ördek sen yaparsın artık. Portakallı ördek yapacağım ben size. Neye oğlum? Oğlum cüzdanı oluyor. Oğlum cüzdanı da. Işte. Sen şu an daha öğrenci olduğun için öyle bir şeyin yok. Ama burada benim var. Kredi kartın olur, banka kartın olur, ne bileyim işte ha işte ehliyetin olur, kimliğin olur, şu olur, bu olur. Böyle bir sürü şeylerin olur. Onları koyarsın cüzdanına. Hadi kalkalım kahvaltı. Çocuklar kalksınlar, yataklarını toplasınlar bakalım. Evet, iki makine çamaşır var. Akşamdan attım. Gündüz belki yine su kesilir dedim. Kış günü olduğu için kahvaltı şey kokmuyor. Sen gene lavaş al. Evet, lavaş pide falan işte dürüm yapalım bunlara. Ya, çekme, çok aşırı çekme annem çok aşırı çekme. Alışırsın ama koparsın sürekli. Önce bir hadi yataklarınızı toplayın bakayım. Önce bir odalar toplansın. Hadi bakalım, ondan hadi. Sonra herkes bir işin ucundan tutuyor. Hadi bakalım, hadi çamaşır ya. Var serilecek iki makina. Kapağı istiyorsanız. Birimiz kahvaltı hazırlayalım birimiz çamaşırları serelim. Hadi bakayım. Hayır, kahvaltı evet. Akşama doğru babanız götürür sizi papayası yemeye. Bugün ben de gideceğim. Tamam siz hepiniz gidin. Ben gitmek istemiyorum bu sefer. Benim işlerim var. Ne işlerim var? Aa, gitmeden önce zaten akşam yemeği olarak yersiniz. Evet. Yani saat biz kahvaltı yapana kadar saat 12 olur. Akşama doğru saat 4'te 4'te gidersiniz. Yani o saate kadar şey yaparız. Paket yaparız. Çocuklar orada yemek istiyor canım. Onun keyfi orada. Şey yaparız. Şu çekyatları ben makineyle çekerim. Şöyle bir sil veririz. Sonra siz gidin. Bugün yapamayız o işi. Niye? Yok zor. Ay sanki çok zor bir iş ha. İşim çok benim işim. Ne yapacaksın? İşim çok. Nereye benim gideceksin? Sana göre hoş, hava hoş. Tamam nereye gideceksin? Ne yapacaksın? İşim söyle işlerini benim. Bana. Var sadece işim var benim. Bilgisayarı götüreceğim. Ona göre gideceğim. Başka işlerim var. Bilgisayarı götürecek. Yeni bilgisayar alınacak. Bilgisayar gitti tamir olacaksa oynamayacak. O zaman çocuklarımı da sileriz. Alper de bana lazım. Alper'i de mi götüreceksin? Koca kasayı götüreceğim. Ya şunu atasın 12 olur. Bu saatte sana neyi ben neye hangi neye iş yetiştireceğim? İşe. Maşallah sabah ya. Sabah değil pabuç gibi. Mahsele gideceğiz her şeyi geleceğiz. Niye? Ben ne yapacağım ki? İşimiz var. Ay. Dolap. Oyuncak dolabı. Of. Haydi bakayım o zaman kalkın. Yürü hadi hadi hadi. Herkes. Ya, sanki ben şeyim var. Ben bir gün evde kalıp bakıyorum 50 tane iş. Elim var. 50 tane.
Hayret bir şey ya. Hayır yani niye öyle dedim? Gündüzden silerim ki çekyatları. Siz de oraya giderseniz akşama kadar kurur bunlar. Açarız kapıyı, pencereyi, bilmem neyi. Kurur kurur. Ne var onda kurumayacak. Örtüleri örteceğim. Şey yapar mı? Öyle yapacak yok şimdi. Örtüleri sadece şunları sıkışa getiririz diye. Yani yapacak bir şey yok şu anda. İşim var. İşim var yani. Tamam anladım. Bugün senin işin var canım. Tamam. Evet. Tamam sen git işlerini hallet. Sonra akşama da çocuklarını yemeğe götür. Onlara yemek sözü verdin. Ben onları. Ben. Sen verdin. Ben mi verdim? Sen dedin bana. Yalan. Allah kuru iftiradan saklasın. Hep üstüme benim üstüme atıyorsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben demedim. Sen söz verdin. Hayır, hafta sonu sizi ya. Dedin. Yemeğe götürürüm primala dedin. Papayas yediririm dedin. Onlar da hiçbir bir defa bile ikiletmediler. Kardeşlerini okuldan aldılar geldiler her gün. Ne bağlaşıyorum? Ne mi benim? Kuzucuğum ilk göz ağrım benim. Ünlenmiş oğlum. Babası ünlenmiş. Baba. Şamil Hoca öğrendi. Baba, baba. Herkes Şamil öğrenmiş. Şamil Hoca'dan da Sümeyye Hoca öğrendi. Selamlar olsun Paşa Karaca lisesi öğretmenlerine. Unamatik. Ve sınıf arkadaşlarına. Hepsine selamlar olsun. Saygılar, selamlar. Kızım zaten, kızımın arkadaşları öğretmeni olsun. Hepsi bizim takipçimiz zaten. Hadi bakayım ben gidiyorum. Ben mutfağa geçeyim. Kahvaltı hazırlamaya size o çamaşırları serin. Hadi beraber. Hadi. İşlerimizi hallediverelim. Ondan sonra da oğlum da balıkları tutmuş koymuş kovaya. Hadi akşama pişirelim bunları. Hadi kalkın bakalım. Çayımız kaynıyor. Ali demledi çayı. Ben kalkar kalkmaz koymuştum. Kapatayım şimdi kahvaltı şey yaparken. Şunları da çıkarayım. Bunlar da çocukların formaları, mormaları ne varsa attım makineye. Yarın da koyu renkli olan pantolonlarını falan atarım. Şurada şey var. Önce onu sereyim de ben. Paspası atmıştım makineye. Dün akşam. Getireceğim kızım. Ben de çaya bakmaya gelmiştim. Ceylan'ın kapattım şimdilik. Ekmek şeyini götür oğlum. Suyu doldur. Aytun. Efendim? Suyu doldur annem. Suyu doldurdum zaten. Tamam. Ekmek kutusunu götür. Neyi götüreyim? Ekmek kutusunu. Tamam. Ondan sonra buranın şeyin pastasını da serdim. Şimdi kirliyi atayım. Dünden zaten temizlemiştim yerini. Kahvaltılıkları falan çıkarmamışsınız ama. Bulamadım ki ben. Nasıl bulamadın ya? Yumurtaları çıkarmışsın. Yumurtaları az. Neyse onu alırız. Bir dakikamda gelebilir misin? Bir şey göstereceğim. Heh? Bir şey göstereceğim. Kızım bir dakika dur. Şunları çıkar. Abi kutularını çıkarsın. Kapaklarını çıkarsın. Koysun yerine. Peynirimiz falan kalmamış da. Çay bardağını falan da eksik koymuşsun. İki tane olmayacak mı? Hı? İki tane olmayacak mı? Ha, şey yok, bal yok. Bal koymamız lazım. Şu bal da dondu ya. Ne koyalım? Hayır, ha şey donmuş. Bu neyse donuk donsa da yenir. Bismillah. Bunu da koyduk.
Ne kaldı? Yumurtalarımız orada. Şeker koyalım. Bir tane çay bardağı eksik. Çay bardağı eksik. Evet, onu koyacağım. Yok, çay bardağı değil de su bardağı eksik. Evet. Bu da çok uzaktaymış. Neyse, şunu koyayım. Onu da su bardağı olarak kullanırız. Kalkıydı. Çay kaşığı koymuş mu? Koymuş. İyi, tamam. Gerisini balan halleder. Biz yine çamaşırları sermeye. Hadi gidelim. Hadi ya. Hadi, daha bitmedi mi ya? Hayret bir şeysiniz ya. 8 saat oldu ya. Bu saat soyacak nerede? Soyacak. Ya 8 saat oldu. Gittim geldim, daha burada soyacağız ya. Şunu çimenin kafesin üstüne koy. Hadi. Çimenin arkasına koyayım. Açık. Arkasını koyayım diyor ya. Ay, ne yaptın sen, ne aldın? Salatalık mı aldın? Evet. Çamaşırlar serildi. Onu ki ne yapıyor? Ne yok? Bir şey mi? Tuzlu yoğurt mu kavurcan? Tuzlu yoğurt mu? Evet. Evet, evet, tuzlu yoğurt kavuracağım. Evet, tuzlu yoğurt kaybettim. Biliyorsunuz mu? Şunu da doğrayayım. Belki şunu çıkarsa diye. Bir tane versene önce. Evet. Hava. Boşlukta yerine koy. Burası değil mi? Altta, evet. Altta aşağı. Ama şey, yer çok şey. Nasıl lazım? Poşetler şey olmuş orada. Arka tarafa koymak lazım o poşetleri. Ay. Alper. Evet. Sen demin içeride bir şey anlatıyordun. Yarım kaldıydı. Ne anladın? Rüyanda ne gördün? Sen öyle söyle. Dolap bir şeyler gördün sen. Kim?
Bunu rüya gördüm. Dolap malap diyor. Ne dedi? Çocuk odası böyle koca bir dolap almışsınız. Hı. Evet. Aynı şu dolap gibi. Hı. Ve o dolabın şeyi var böyle. İki tane masa kısmı var tamam, böyle açılan. Hı. Oraya bilgisayarı koymuşuz. Abi bilgisayarın monitörü iki tane böyle. Onu yiyor musun? Yiyor musun? Yiyor mu? Ondan sonra işte bilgisayar yine bozuk böyle. Önde bir sürü ses kitabım var. Hı-hı. Ve onları böyle sıralıyorum oraya koyuyorum. Sonra bilgisayardan ders çalışmak istiyorum. Bilgisayar bozuluyor. Bağırma yok. Ondan sonra bilgisayar bozuluyor. Ondan sonra da uyandım. Böyle hiç bilmiyorum. Hayır dışarıda oğlum. Dolap molap yapıyoruz işte. Onların konusu falan geçiyor ya. Hadi gel bir şey göster. Geliyorum. Bir dakika. Şurada bir dur. Gel. Hadi ya. Tamam geldim. Gözümü kapat. Ay gözümü de kapatayım. Elimden tutun o zaman. Düşmeyeyim sonra. Bak gözüm kapalı gidiyorum. Size emanetim ha. Ona göre. Kafamı gözümden yerlere çarpmayayım zaten. Bak ya bak ya. Sabah ya. Küçük. Dudağımda kocaman tüy. Dudak da değil. Yanağımda kenarda kocaman bir uçuk. Ben bir şey göstermedim yani. Ha? Ben bir şey yapmadım yani. Yani şuramda kocaman bir uçuk çıktı dün akşam. Küçüktü, büyüdü. Bir de kaşınıyor, kaşıyamıyorsun da. Krem sürmüşüm. Kahvaltıdan sonra sürmüşüm. Yemek yerken beni şey yapar. Kocaman. 2-3 gün önce şurada çıktı. Buradaki daha iyileşmedi. Sonra burada çıktı ay stresten midir nedir bilmiyorum vallahi yüzümde uçuklar çıkmaya başladı. Yatakları toplamış aile. Yatak odasını toplamış. Hem bizim yatağı toplamış hem kendi yatağı toplamış. Yakup da ablasının ojelerini falan böyle ki düzmüş dümdüz yapmış. Bunlar da ben dümdüm ben ne diyor. Şimdi abisinin yataklarını topluyor Yakup. Bir görseniz toplama şeklini. O ne için? Hadi. Tamam hadi sofra serindi zaten suyu muyu götürmüşler mi? Götürler götürler benim çocuklar ben söyledim yapar bir kere de yapar babası. Şunu götüreyim Ali Bey yumurtayı hallediyor. Kaç yumurta hepsini çıkarmış mı? Yumurtalar eksik gibi. Sen yumurtalar eksik o ikisi iki tane daha koyayım. Anca yeter herhalde. Ya bu ayı altı. Tamam. Biz de normalde 5 yapıyorduk 6. 3, 4, 5, 6 tamam. Şimdi nerede? Şimdi içine de düzgün hemen yolu falan da. Geldim. Buraya dolayı oldu. Evet. Hayır.
bir tip tereyi var mı? Bunu da şuraya koyayım. Olaylar olaylar diyor. Bayağı. Evet. Olaylar var ya. Attın mı şey? Bunları şey yap. Bunları götüreceğim zaten. Bunları... Çayı da götürelim. Hayır, çayın altını yakmayın. Açık yasın ya, kaynıyor, görmüyor musun? Tamam. Ver götüreyim ben onu. Kenara geç, kapat. Dur, ben alırım, sen dur. Yumurtalar tat gidiyor.
Hoş geldin. Görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltımızı hazırladık. Ali yumurtayı kavuruyor. Şimdi çayları falan da doldurdum ben. Evet oğlum. Bak bakayım be suyuna şekerine. Ali şöyle tuzlu yoğurt kavurması yaptı. Kahvaltılar Allah. Güzel bir çeşit oluyor. Bu benim şeyim baba. Ama yağını biraz fazla koymuşsun gibi. Evet, tuzlu yoğurt şey karıştırdım. Çökelek ha. Çökelekle karıştırdım yani çökelek çağı çekiyor ya. Çökelekle karıştırdım derken yani çökelek de tuzlu yoğurt. Çökelek yağı çok çekiyor. Tuzlu yoğurt da kendi yağını bırakıyor. Onu unutmuş o anlamda yani çökelekle tuzlu yoğurdu karıştırmamış yani yanlış anlamayın. Böyle güzel bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederiz ama tuzlu yoğurt her yerde olmuyor. Tuzlu yoğurt buraya Hatay'a ait bir yeter yiyecek. Bu kadar daha var ya doğrarım ben sana. Çok oldu. Geri kahvaltılıklarımızı da çıkardık. Salatalıktır, domatestir, yumurtadır işte. Balımız, tereyağımız, peynirimiz, zeytinimiz, çökeleğimiz hepsi var. Bize afiyet olsun. Ona ver onu. Ver. Şunu ver. Ver tabağa. Ne yapıyorsun? Hepsini mi alacaksın ya? Birazını mı alacaksın? Bize salatalık bırakmadın Yakup. Yakup salatalığı tuzsuz sevdiği için ona biraz ayırıyoruz ayrı bir tabağa. Tuzsuz koyuyoruz. Adamın gözü doymadı bugün ya. Hepsini aldın bize kalmadı. Bak ne kadar kaldı. Allah Allah ya. Bak. Baban hepsini sana mı aldı? Ha? Bizim canımız yok mu? Bir. He? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 100. 100. 100 tane var. Hay Allah'ım ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Hadi afiyet olsun. Ben de 20 tane. Besmelesini çekti mi herkes? Ben de 20 tane ben. Besmeleler çekildi mi? Tamam ben. Aferin. Hadi başlayın bakayım. Uy, çayını da yudumluyor. Seni yerim. Yemek mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Neyi yapacaksın? Ne bileyim beni bekliyor. Lavaş! Yok. Lavaş! Kimse bir şey beklemiyor. Lavaş! Lavaşı bekliyorlardır. Çünkü belki sen dürüm yapacaksan onlara. Ay şu dürüm içindeler. Hadi hadi hadi. Alın o zaman lavaş. Hadi hadi al oğlum sen kendin yaparsın. Ya yok babam yapsın yani. Hadi. Babamın yaptığı daha güzel oluyor. Daha tatlı oluyor. İşte gördün mü? Oluyor. Çünkü baban sevgisini katıyor yavrum. O sevgiyi bir katacak birini bulamadım da. Sevgisini kattığı elektrik için. Elektrik alamıyorum artık. Yani. Evet. Elektrikler kesik. Annem. Su mu? Ama elektrikler tamam. Kesik mi? Ketçap mayonezim ben tabi olur ya. Ben elektrikler, baban da elektrikler kesilmiş yavrum. Ben de değil. Ben de kesik ama. Aksın. Hadi afiyet olsun. Ben de kesik mi? Ay, senin elektriği de senin düşük voltaj oğlum. Ve yüksek gerilim hattı lazım. Ama artık takıldı. Akıllı elektrik. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi temizlik işlerine başlayacağım artık ben yavaş yavaş. Aylin bitti mi süren? Son 5 dakika artık hadi ödevlerini yap. Biraz balkona çıkacağım. Aytuğ sen 88'de misin? Evet. Başta devam et. 89 yap. 90'ı yap onu. Ondan sonra geçersin. Ya ama çok zor. Neyi çok zor? Soru. Ön sayfa ama sorular şu kadar şu kadar. Ay hava çok güzel bugün. Ay bugün inşallah fırsat bulursam evin içini temizleyeceğim. Evin içini temizledikten sonra fırsat bulursam balkonu da süpürüp yıkamam lazım. Bir temizlemem lazım. Oy açmış yine benim güzeller. Mutfağa geçeceğim. Bulaşıkları falan toplayacağım. Önce dedim şey yapayım. Azıcık balkona çıkayım. Çünkü hava çok güzel. Yani bu güzel havada da bir balkona çıkmadan olmaz.
Oradan da çıkmış bir tane ufak. Bayağı büyüdü bu. Aa, kırılmış. Ne yapıyoruz? Kırılan dalı hemen ekiyoruz. Şöyle kenarını hemen eşeceğim. Biraz derince elimle şöyle eşeyim. İçine geçireceğim. Kırılıyor böyle şeyin dalları. Çiçeğin dalları. Çocuklar kırıyor. Kedi falan atlıyor, kırıyor. Rüzgardan kırılıyor. Böyle kırılıyor, kırılabiliyor. Kırılınca hemen ekiyorum ben de. Bir fırsat bulup şunu başka bir saksıya alacaktım, alamadım. Can suyunu da verelim. Şunu da topraklı topraklı. Zaten artık şey olmadı. Ne oldu oğlum? Bunların toprakları daha ıslak. Sulamaya gerek yok. Şu da şurada o kadar çok şey oldu ki. Salkım saçak bir şey oldu. Bunu nereden? Şöyle üstten versem olmuyor. Dalı yukarıdan. Ha, şöyle iyi olur. Ay, o kadar güzel oldu ki şunlar. Çok güzel oldular. Salkım saçak. Birbirine dolaşmış ha, dallar artık. Şöyle açayım birazcık diyeceğim ama açılmıyor. Vallahi birbirine dolanmış. Birini alttan birini üstten mi versen bunun şeyi, yapraklarını? Çok güzel oldular. Bu da çok güzel oldu. Canım benim, ne kadar tatlı oldu ya. Şunun güzelliğine bakın. Uy, severim sizi ben. Şuradan da yeni yeni yapraklar çıkıyor hep. Ay, şu güzelliği şöyle balkona vereyim diyorum aslında. Ama balkonda da çocuklar sürekli çarparlar. Hep dallarını kırarlar diye yol tarafına veriyorum. Ne kadar güzel oldu. Bugün karşı komşuyla böyle sohbet ediyoruz. Çiçeklerin çok güzel diyor. Şey gibi, uzun saç gibi. Dolaştı birbirine iyice. Maşallah, subhanallah. Bunun içi... Alper, su getirsene. Bunun suyu yokmuş. Getir de sulayıver. Bak, bunun şeyi yok. Bana ver biraz. Bir de benim bu çiçek sulama ibriğimi çok beğenenler var. Evvelki sene miydi neydi? Öbür evde otururken almıştım. 20 liraya almıştım. Tohumlarımıza bakalım. Tohumlarımız. Bakın, tohumlarım çıktı. O boş oğlum. Onda bir şey yok. Onlar ne? Bunlar iki kutuya dektim. Biri maydanoz, biri tere. Ama şu an... Ama hangisi tere, hangisi maydanoz şimdi bilmiyorum, pek anlamıyorum daha yeni yeni çıktıkları için. Bunların hepsi çıktı maşallah. Bu daha çıkmadı. Bu da çıkar. Şurada da şey var. Daha bunda da hiçbir gelişme yok. Marul vardı. İşte bakalım, inşallah çıkar marul da. Burada örümcek ağı var. Hani? Şunu da sulayayım. Onlar boş oğlum. Onlara daha bir şey ekmedim. Tamam. Ha, içeride ekersin, reyhan diye vardı. Reyhanı. Reyhanı getirin de ekeyim hele ben. Git şeyde koş mutfakta Aytu. Bardağı ıslamışım bir tane. Bardak aynen, çiçek var. Hadi bardakta suda ıslı çiçek var. Onu getirsene, ona ben hemen eki vereyim. Elimdeymişken. Alper, sen de arka balkonda böyle yaprağa çıkmış soğanlar var. Yaprağa çıkmış soğan ne? Hani soğan böyle yaprağı çıkar ya, yeşil yeşil. Görürsün şeye bak, sebzeliğin içine yaprağı çıkmış olanları, yaprağı çıkmış olanları getir. 2-3 tane öyle soğan getir. Bir de ver, bunu ver. Tamam. Bir de şey getir.
nereye ekeceksen onu ekeyim. Hangine ekeyim ona bir bakayım da dur. Şu boş şuna ekeyim diyorum aslında. Yer yani tek ya. İnşallah olur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bekle. İyice şey yapayım. Şimdi suyunu yavaş o yukarıdan değil oğlum. Kenardan dipten vereceksin. Besmele çektin mi? Evet. Aferin sana. Biraz daha getir ama bu su yetmez. Biraz daha getirsene. Mis gibi kokuyor. İnşallah tutar bu da. Dur bakalım. Tamam. Burası ala güneş. Biraz güneş görüyor. Biraz gölge oluyor. İnşallah güzel olur. He oğlum ne? Tamam bitti. Sen de yarım saat ona göre. Şöyle yapayım. İnşallah iyi olur. Getiriyor musun Alper? Yapraklar şey getirdim. Hadi hadi. Seni de ekeceğim şimdi. Hah, anladın değil mi? Buldum benim yapraklar şey. Getir şuraya ekeceğiz. Sen şuna biraz daha su şey yapsın. Ha yok yumuşakmış zaten. Çok da şey değilmiş. Şöyle kenardan. Atayım mı içine direkt? İçine atmıyorsun. İçine koy bakalım. Hadi siz de öğrenin. Eliniz değsin. Şunu şöyle yapsana. Azıcık altına şey koyayım. Kırmadan. Kırma. O kadar ne şey yapıyorsun? Şimdi ikincisi. Getir. Getir getir. Getir sen. Şeyi ver. Soğanları ver. Teyzeleri bak. Oğlumla ekiyor soğanları. Ben de hadi bakalım. Ben de ekebilirim. Ondan da ekeceğim. Soğanları ekelim şuraya. Tamam annem. Ver soğanı. Ya Aylin koysun. Onun birini Aylin koysun. Aylin gel. Dur dur dur. Dallarını kırma. Allah seni yok etmesin. Ya oğlum bıraksana. Nereye? Niye dalını kırdın o çiçeğin? Dalı değil ki. Ya annem. Tamam. Yeter yeter. Çok şey yapmana gerek yok. Tamam oğlum. O sarımsakları ayır. Ben de. Tamam. Bekle bir dakika. Elimde iyi çamur oldu. Ayır o sarımsakları. Tamam ektir, ekeceğiz. Beraber ekeceğiz. Kollarını sıyır. Hadi oğlum ya. Islanmış. Tam şey olmaz. Hah. Ayır be şöyle. Hah, şuraya koy. Şuraya koy da. Al. Düşürmemeye çalışıyorum. Hah. Yakup al bir tane. Onların hepsini diş diş ayıracağız. Bak şunları al. Şey olanları al özellikle. Heh. Gel. Ne ekeceğim? Bak ben şuraya yerini yapacağım. Sen içine koyacaksın. Attım. Aferin benim oğluma. Bir tane daha getirin. Buraya Yakup. Bak buraya ben çukur yapıyorum. O çukurların içine. Dur daha değil Alper. Hepsini ekelim. Hemen yiyeceğim. Ben de dur bekle daha var. Şuraya koy. Ben de koyayım mı? Tamam hepiniz koyacaksınız. Bir dakika. Bu kopmuyor. Şimdi şuraya. Ay elim çok çamur oldu. Alper o kadar çok su dökmüş ki. Toprağa. Getir. Koy. Dur. Abi. Koy. Elim dur bekle mi? Kızım bekle. Biraz şöyle dur. Tamam Aylin abla koysun bekle. Koy. Ben bakayım. Açmam açık. Dur bekle. Şuraya. Hadi koy. Yakup. Şuraya koy. Koy. Ben yapıştırdım mı babam? Yok yapıştırmadı bir şey olmaz. Var mı? Ay almayacağım. Var mı? Getir getir getir. Şuraya. Koy şöyle. Buraya. Yakup koy buraya. Şuraya. Koy annem. Ters koyma şu tarafına. Hayır. Aşağı atın. Getir buraya da koy.
İki tane ters koy. Koyma. Öbür tarafına koyacaksınız kızım. Şöyle. Hadi. Kaç tane kaldı? Bir. Dur. Heh. İki. Tamam. Hadi Yakup buraya koy. Yakup. Şuraya. İki tane daha kaldı. Öyle değil yavrum ya. Şöyle diyorum ya. Şu tarafa gelecek şeyi. Hadi son bir tane daha. Bunu da koy. Koy. Hah bu şekilde. Hah. Yiyelim diyor. Öyle mi? Öbür tarafa. Şöyle gel. Şuraya koy. Ha böyle. Bak bu şu taraftan ziller tamam mı? Buradan beri yaprağını. Ellerinizi yıkayın. Heh, tamam. Şimdilik bir baş sarımsak ektik. Bir de 3 tane soğan yapraklamış, zillemiş. Zillemiş deriz. Bize filizlenmiş. Aslında böyle demek gerekir de. Zillemiş diyoruz. Ne de işte öyle dilimiz alışmış. Evet ağzını çarptı. Şimdi bunlara yavaşça su ver. Şu şuradan. Hadi sen ver sen ver. Şuradan şöyle yavaşça şeyden. Şöyle komple komple. Tamam bağırma yavrum. Biraz buraya ben attım. Biraz böyle. Böyle 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 böyle. Tamam Yakup'a ver şimdi. Yakup'a ver. Bu tarafa soğanları sula sen de. Heh. Tamam tamam şimdi üstümüze dökülecek. Tamam yavrum abartmayın bir şeyi. Tamam içeriye siz hadi. Bak esas gitmesi gereken yere su gitmedi. Allah'ım yarabbim. Çocuklarla iş yaparsam böyle olur ama onların da hevesini kırmak istemiyorum. Tamam iç çeker o suyu içine artık. Doldurdu suyu içine. Allah seni var ya yavrum ne diyeyim artık. Şu elimi yıkayayım. Çamur oldu. Alper Bey suyu çok verdi şeye. İşlerimi bitireyim de en son bu balkonu da bir yıkayayım. Ay yarın doğuma gireceğim ya. Doğum öncesi evin her yerini temizleyesim, kırklayasım geliyor iyice. Çünkü nereden baksanız bir hafta 10 gün hiçbir iş yapamam. Yani ikinci gün ayakta dolanıyorsun ediyorsun ama hani öyle ev işi yapamıyorsun tabii ki de. Neyse buralar çamur oldu. Buralara hortumda su tutarız artık. Ah be yavrum ah be yavrum ne yaptınız şuraya ya. Neyse o su yavaş yavaş çeker. Şunları biraz daha şöyle dibine doğru. Ha bunu ters ekmiş bak. Allah seni hangisi ekmişse ters ekmiş bunu. Allah'ım yarabbim. Bunu da ters ekmişler. Hiç fark etmemişim ben de. Ne oğlum ne? Cama vurup duruyorlar. Hı. Bak bu da ters olmuş. Bak ya. Hiç fark etmemişim. Bak bunları hep ters ekmişler. Gerisi doğru galiba. Hah, şunları da bunları günlük sulamak gerekiyor. Hadi bakalım tohumlarımız da yolda. Geliyor tohumlar da. Reyhan'ın da yaprakları biraz şey oldu ama şimdi çok da su vermek de istemiyorum şöyle. Tamam gerisi. Hadi bakalım. Şunun yaprağını şey yaptı. Ay Yakup. Yaprağını. Zaten iki dal yaprak kalmış. Yaşayacak mı ölecek mi belli değil. Neyse kalsın bakalım. Ellerimi yıkayayım iyice. Saat 1 olmuş artık. Mutfağı topluyordum ben aslında. 5 dakika dedim. Balkona bir çıkayım. Şurayı kapatayım da. Hazır çıkmışken onları da ektiğim iyi oldu. Bahçe bakımı diyecektim ama balkon bakımı diyelim. Çiçek saksı bakımı diyelim. Böyle çok da çiçek bahçe değil de hani çiçek saksı bakımımızı da
Yaptık bakalım. Ha, pencere kenarına oturdum ama. Tula tavus geliyor. Şey, dışarıdan da ışık vuruyor. Tula tavus geliyor. Yavaş. Işık vurunca da karanlık düşüyor ama. Tula tavusum ben. Yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar ben tula... Biri bir yerden örtüm alacak. Biri kalemde sallıyor, gözüme batacak şimdi. Ben tula tavusum. Arkadaşlar ben tula tavusum. Tula tavusum. O ne demek? Bir tane videodaki gorun fark mı ne işte böyle ha. Adam bir şey tekliyor, su falan içiyor. Ya da dondurmaların bütün dondurmaları hepsini karıştırıyor. Yiyor. Proteinin ne? Ondan altıyla karıştırıyor, içiyor, tekliyor yani. Hı-hı. Öyle. Ama o dediği, ama dediği başka bir şey. Dediği hı-hı başka bir video. Öyle videoları biliyorum ben. Ve adamı tekliyor şeyi. Mesela bu bardak da öyle tekliyor. Sen ne yaptın ödevini? Neredesin? Bir dakika, telaştan vardım. Telaştan. Onu yazıp sorularını cevaplandıracaksın. Bırak. Hadi bitir kızım. Hadi çabuk bitir. Hadi aşkım. Allah. Hadi sen ödevini yap bakalım. Neyse. Şeyleri çocukların da eli değdi. Bakayım nasıl olacak. Soğan, sarımsak ekerken. Üçünün de eli değdi. Ailenin, Yakup'un, Alper'in eli değdi. Reyhan'ı da Aytu getirdi. Onun da eli o şekilde değdi. Reyhan. Yok gerçi. He, suyunu da Aytu verdi. Doğru. Hayır. Şeyin. Yok. Öbür Reyhan ektim ya bir tane de. Onda Aytu. Onda da Aytu'nun eli değdi. Bakalım. Telaştan. Nerede telaştan? Şekil faresi. Ay elimden gelse daha neler neler ekmek istiyorum da. Şuradaki uçuk kıpkırmızı oldu. Kaşınıyor mu? Şey kaşınıyordu da dünden beri krem sürüyorum sürekli. Kaşıntısını alıyor. Bayağı çok kötü oldu ya. Yarın şu halime bak. Yarın hani gideceksiniz ya şeye, hı hı, doktora. Onu da göstereyim. Şuradaki mi geçiyor çok şükür. Bu daha yeni olduğu için daha kıpkırmızı kızarır, şişer. Ne kadar oldu? Şu kadar mı? Hiç sevmiyorum. Çok kötü görünüyor ama ne yapayım? Krem sürmeden önce bir kaşınıyor, bir kaşınıyor. Allah'ım böyle kaşıyamıyorsun da kaşırsan parçalanacak. Daha kötü iz olacak. Zaten şey hamilelik dolayısıyla yüzümde bayağı benler çoğaldı. Normalde benim yani yüzümde... Ben varım ben. Yüzümde benler var. Benli bir... Arkadaşlar ben varım ben. Ama şey hamilelik dolayısıyla bayağı bir benler de oldu. Yani ben. Evet, sen. Ben yani sen. Arkadaşlar şunun şu kısmını yırtıp kızım şu kalemini yapayım. Lütfen kaldır. Şimdi gözüme bir yerime bakacak o kalem. Tam kalsın. Şuradan da böyle yırtsak olur. Tamam olsun artık. Eskimiş işte. Şuradan da yırtsak böyle soksana. Hı hı tabii kızım. Allah'tan yüzümde çok şükür şeytanın kulağına koşuyor. Öyle lekeler çıkmadı. Yani şu benlerim zaten hep vardı benim. Aha. Allah'tan leke meke olmadı öyle. Şu aldı sadece. Yani ben bir mesela benim bir tanıdığımda doğum lekesi oldu. Buralar falan böyle şey ala ala ya sanki böyle nasıl diyeyim size ya kahverengi böyle ala ala böyle. Ve geçmiyor bir de o biliyor musunuz doğumdan sonra geçmiyor da. Benim zaten benlerim vardı sadece böyle bir iki çil ben böyle biraz çoğaldı gibi. Bakalım onlar da doğumdan sonra geçer belki. Geçmezse bakarız çaresine. Benim İtalya'dan bir arkadaşı var onun kulağında doğum lekesi vardı. Hı, olabilir kızım. Şeyde mesela Yakup'un öğretmeninin burnunda ben var. Şimdi benim de burnumda ben var. Şuramda. Ama benimki sadece siyah nokta. Onunki et beni şeklinde. Geçer. Bana diyor ki Yakup. Anneciğim dedi. Bizim öğretmenimin burnunda dedi bir şey var. Siyah bir şey var burnunda dedi. Ben de dedim ki şimdi öyle deyince şimdi ben diyeceğim ki ona hey onun adı o ben oğlum diyeceğim. Ney sen mi diyecektin ama şimdi. Dedim ki evet o ben oğlum dedim. Sen mi dedi? Alper'le kahkahayı patlattık. Sen mi? Şimdi gel anlat çocuğa. Ben diyorsun işte. Yani siyah bir nokta. Ben mesela benim şuramda var, şuramda var. Bunlar doğuştan olan benlerim zaten de. Şurada var bir iki tane, şurada. İşte böyle bayağı bir var yani benlerim. Artık çocuğa anlattım ama çocuk anlamadı maalesef. Böyle suratıma tuhaf tuhaf bakıyor. Ama biz Alper'le gül kriz geçiriyoruz gülmekten. O anlamayınca. Ay öyle işte.
Ah ah canlar. Şafak sayıyoruz artık. Son 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 son. Son günler. Son bir gün. Son bir gün kaldı. Son bir gün yarın. Dur aşkım dur. Şimdi kızım şöyle dur. Geçen en son ne zaman? Perşembe günü. Heh, son doğum öncesi, ameliyat öncesi son perşembe günü muayeneye girdik. Çok şükür kordon bağı dolanmıştı ya, hani söylemiştim size. Bundan 15 gün önce gittiğimiz muayenede. Kızım azıcık ileri gider misin? Telefona kafan değiyor. Şöyle ha. Bundan 15 gün önce gittiğimiz muayenede kordon bağı dolanmıştı. Bir ay önce miydi? 15 gün öncesinde. Yok, bir ay önceydi. Evet, bir ay önceydi. Şimdi son bir aydır 15 günde bir gidiyorum ben. Yani tam son bir aydır 3 defa gittim. Bir ay önce gittim. 15 gün önce gittim. Bir de perşembe günü gittim. 3 defa gittim kontrole. Çünkü doktor çağırıyor. Riskli olduğu için son aylar. Bir de kordon bağı da dolanmıştı işte. O bir ay önce gittiğimizde kordon bağı buradan böyle atkı gibi dolanmış demişti. Çok korkuyordum. Geçen gittiğimizde şey dedi, kordon bağı dedi açılmış geri dedi, çıkmış boynundan dedi. İyi dedi, herhangi bir tehlike yok. Ay bizim şansımızdan ne dedi, ilk çocuğumuzda da kordon bağı dolandı, son çocuğumuzda da kordon bağı dolandı. Alper'de de öyle olmuştu. Kim geldi? Kapı çalıyor. Bir bakalım kapıya da. Ne diyordum işte, öyle canlar. Alper'de de öyle kordon bağı dolanması olmuştu. Ama çok şükür herhangi bir tehlike arz etmedi. Ama onda da yani son bir ay mıydı, iki ay mıydı neydi, sağıma soluma dönerken çok korka korka dönüp dönerdim gece yatarken. Hani çünkü dolanmış böyle, korkuyorsun bir daha üstünden dolanırsa diye. Ay nasıl korkardım. Bunda da aynısı oldu. Ama şimdi çıkmış kordon geri çözülmüş boynundan. Çok şükür Allah'ıma. Herhangi bir tehlike falan arz etmiyor. Allah'a şükür olsun. Ve işte son günlerimiz arkadaşlar. Artık ameliyata gireceğim. Hepinizden biliyorum dualarınızı esirgemiyorsunuz. Ama ben yine söyleyeyim, dualarınızı bekliyorum. Pazartesi sabah 9'da ameliyatta olacağım. Allah'ın yani izniyle inşallah. 8'de hastanede olacağız biz yani. En son 7.30-8'e doğru Aytun servisi geliyor. Onu gönderdikten sonra çıkacağız. Biz 8'de hastanede olacağız. Yani 9'a doğru ya da 9'da ameliyathanede olmuş olacağım. Dualarınızı esirgemeyin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.